Selam YouTube. Ah, sesim düzgün çıktı bu sefer. Heh. Üçüncü sezon, dördüncü bölüm mü, beşinci bölüm mü hatırlamıyorum. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne oldu? En son bir silah uğruna az kalsın Anca'yı kaptırıyorduk. Şu an ağır yaralı. Biraz açlar, olsunlar, yapacak bir şey yok. Biraz daha acıktıklarında Anca. Sanırım günü geçemeyeceğiz. Biri geliyor. Kalk kız. Kalk koş kapıya. Konuşman gerek. Tamam, geliyoruz. Ben yine yağmaya çıkarım bununla ya. Ağır yaralı mağara çıkarız yağmaya. Ha canım. Ha gülüm. Müzeci reis buyur. Teklifim hakkında düşündüm. Vallahi düşündüm. Geleceğim. Yaptım ama Ruben Ağlağ toparlama sürecinde olduğu için hazır değilim. Ben asıl hazır değilim. Orada şehrin köşesi mi geliyor? Hedef hacı cesaret kurarak yürümez. Yok yani. Ha, bu hacı müzeci de. Gel diyor, müzeyle beraber yaşayalım. Şeyleri toplayalım. Sanat eserleri. Tamam. Geleceğim. Vallahi geleceğim müzeye. Geleceğim de. De. Bu kız ağır yaralı. Bu hacım ölümcül derecede hasta. Tamam, gideceğiz, gideceğiz. Ağır yaralıyız, mağar yaralıyız ama gideceğiz, müzeye gideceğiz abi. Küreği boşuna yapmadık oğlum, bunun için yaptık küreği. İyi ki şu kürek vardı. Gideceğiz müzeye. Silahımızı, milahımızı, neyimiz varsa alacağız yanımıza. Ağır yaralı, mağar yaralı artık. Yapacak bir şey yok. Bu hacımda hasta. Hep hasta. Başardın mı canım? Bir sürü var lan. Kutuya koy. Kutuya koy. Onu kutuya koyamadım. Ah, aile fotoğrafı albümü. Al, güvenceye al abicim hepsini. Aile fotoğrafı albümümüzü bıraktık mecburen. Bizim yetim anjamız. Havuçlar yetişti galiba lan. Şuradan bize yemek yapar. Bunlar yetiştiyse. Bu ilk kafaya ihtiyacım yok. Aa, yetişmemiş. Aha. Kalanını da alabiliyor muyum lan? Temiz. Tamam. Bir kutunun hacmi 3 birim. Ben zannettim. Tek başına. Hani sadece 3 birim alabiliyorum. Güzel. Aldık onu da. Koy ablam onu da yerine. Sonra bir tane konserve. Şu dayı oğluna da bir konserve yedirelim. Ruben'e de bir konserve yedirelim. Evet, senin sargı bezine falan ihtiyacım var biliyorum da. Bizde de sargı bezi yok. Dedim mi? Şuna da yedir. Bu gece o zaman müzeye doğru yola çıkıyoruz. İnşallah ölmeden. İlacı yedirebiliyor mu şu abime? İlaç verebiliyoruz mu? Yok. Hadi koş kız, sen de yat. Bu da yatsın, uyusun. Gece ikisiyle beraber müzeye gideceğiz artık.
Bir tane soba at bari. Şey, soba atıyorum. Aha, odun at. Odun yok. Tamam. Bu gece kesin müziğe gidiyoruz ha. Evet. Hep beraber müzeye gidiyoruz. Evet. Yanıma alacağım şeyler. Yemek alacağım. Levye alırım. Abi sen abi ciddi misin? Astır. Hepsini alamıyor muyum? Üzgün. Bir tanesi kalsın. Lan bundan 10 tane alsaydım bari şu seferde. Suyu alalım da. Hadi. Gittik. Artık ya yani ölmezsek yolda müzeye taşınıyoruz. Bir cacık da alamadık yanımıza. Eski evimizi yağmalayabiliyor muyuz? Ha bu ne İngilizceye döndü? Döndü. Angers Metro Cold Trinket. Tam müze. Ancak müzeye gitmeye karar geldi. İşte bu onların hayatta kalmak için en iyi şansları olacağını düşünüyordu. Ama Ruben henüz böyle zorlu bir yolculuğa hazır değil. Ruben müze yolunda öldü. Ya abi ölmüş. Biraz daha beklemem lazım. Ancak zar zor hayatta kaldı. Ruben'in ölümünden dolayı işte kendini sorumlu tuttu falan. Ah. Gitti. Oo, arkadaşın ya ne oldu yok? Ne olacak? Ne olacak? Bu oyunda hayatta kalıyoruz. Nasıl hayatta kalıyoruz? Şu diyaloglar bitsin şey diyeceğim. Çok zevkli, onu buraya taşımaya ikna etmemeliydi. Eminim onu güvende tutmak için elinden gelen her şeyi yapmışsındır. Bazen yine de yetersizli olmaz, kendine fazla yüklenme. Ama belki onu bu eve tutsaydım iyileşebilirdi. Bu tarz düşünce sana eziyet etmesini. Ya senin yüzünden herifi öldürdük ya. Evimden bir şeyler getirdim evet. Bana müzeye getirecek. Bu oyun ne? Sivil savaş var ve bu savaşta hayatta kalmaya çalışıyorsun. Ordu ve zorlu hava koşullarına karşı. İşte gündüzleri adam öldü yolda. İşte gündüzleri kendi barınağında vakit geçiriyorsun. Yemeğini yapıyorsun, şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Geceleri de yağmalamaya çıkıyorsun. Bu yağmalama sırasında silahlı adamlarla, orduyla karşılaşabiliyorsun. Birbirinize vurabiliyorsun, öldürebiliyorsun yani. Bir şeyler var. Hedef hayatta kalmak. Biz en son silahlı bir adamın levyeyle dövdük ve ağır yaralandık. Anja'yla hayatta kalmaya çalışıyoruz şu an. Şimdi burada bütün önemli ve tehlikeli olan parçaları toplamaya çalışıyoruz. Bu gerçekten çok etkili. Onlarca yıllık tarih bu kağıtları da saklı olmadı. Ben sana göstermem gereken daha bir sürü şey var. Abi müze büyükmüş. Müze çok. Nükleer savaş değil, ordunun sivil halkla savaşı. Yalnız müze çok büyük. Ben şurada kırarım şu. Kürekli kazarım burayı. Müze fazla büyük abi. Şu dayı kim? Acele et diyor. Ulan acele edemiyorsun ki. Burası benim ofisim. Ne zaman istersen girmekten çekinme. Tamam. Burası beni genellikle bulabileceğin yer. Tabii eğer buralar. Okey. Ayrıca haddiniz genel listesinde burada buluyorsun. Bir de görev listesi mi var? Bilmiyorum. Hani Insurgent'ın nedir onu bilmiyorum. Bu kim? Zora. Tamam.
Bu hacı da müzede. Bu bizim Milano Emmi'ye yardım ediyor. Okey. Geliyor maç. Ya acele et deme, kafanı gözünü kırarım. Değiliz aslında. Biz normal sivil halkız, hayatta kalmaya çalışıyoruz. Binanın bu kadar bombardıman sırasında çok güzel bir. Biz normal hayatta kalmaya çalışıyoruz. Ama o var. Silahlı protestocular var. Sivil halk. Kapıyı kuvvetlendirmemiz lazım ama insan ve malzeme eksiklerimiz var. İyi görünüyor. Dayanabileceğine emin misin? Çok uzun sürede bize daha fazla kolonları güçlendirmemiz lazım. Bütün eser dokümanları toplamaya... Oho. Her şeyi topla. Gel burada kolonları güçlendir. Bir ton amelilik verdi bana. Geliyorum. Evet, konuşalım. Müzenin bu kısmı bir sergi alanımız veya ondan geriye ne kaldıysa. Hala sergilenen bazı parçalar var. Diğerlerini arkadaki kullanıcı. Şu anda baktığımız tabloyu bildiğine eminim. Elbette Sülük Bataklığı Savaşı muazzam bir zaferin kutlanması. Tüm isimler bu tablodaki hikayeyi seni buraya yaptığım için önemli göstermek için getirdim. Bu tablonun değeri çok yüksek, birçok insana sahip olmak istiyor. Ama bizim insanımız için o paha biçilemez. Müzedeki diğer başka eserler. Ya tamam, acı takmışsın sen, kapılmışsın demiyor diyorsun ki. Mirasta miras, eserde eser. Savaş var lan hayatta kalınca. Ya. Biz bayağı evde çay içerken kafanıza bomba düşmüştü ya, ondan sonra biz de başlarım yapacağını istediği barına kurup sağdan sola sabit kendisine kalmaya başladık. Tam öyle değil. Sivil savaş çıkıyor, orduyla işte sivil güçler birbirine giriyor ve şehirden gidemeyen, şehirde kalmış bazı insanlar var. İşte bu da onlardan biri. Hayatta kalmaya çalışıyor. Ne yapıyor? İşte gündüzleri kendi eviyle şununla bununla ilgileniyor. Gece gidiyor harabelere, şulara bulara eşya toplamaya çalışıyor. Topladığı eşyalarla hayatını idame ettiriyor. Dedesiyle geldiği bir anını hatırladı Anja. Annesi babası vefat etmiş Anja'nın ve sadece dedesi onu büyütmüş, dedesi kalmış. Savaştan da önce dedesi vefat etmiş. Tek başına yani. Bu tablo hakkında ne düşünüyorsun? Bayıldım. Şövalyeler ve atlar var. Ama bu şövalyelerin kim olduğunu biliyor musun? Wisinler mi? Aynen öyle. Gururlu süvarilerimiz. Ünlü Tülük Bataklığı Savaşı. Geçmişimizin şanlı anlarından bir tanesi. Hala özgür ve gururlu bir halk olduğumuz zamanlarda. Biliyor musun büyük baba? Düşman düşünüyorum da büyüdüğüm zaman bir şövalye olmak istiyorum. Aferin kızım. Ressam olmaktan vaz mı geçtin? Yani şövalye olursam kılıcımla Visayne için savaşabilirim. Tabii ki evladım. Ama biliyor musun? Savaşmak için illa bir kılıca ihtiyacın yok. Çünkü kalem kılıçtan keskin. Elinde sadece bir fırça olsa bile kazanabilirsin. Dede. Tamam, flashback'imizi yaptık. Duygulandı. Çok hızlı kanıyor. Evet. Oğlum bu kız kanıyor, kanıyor. Alo. To-do list, görev listesi. İneriz oraya. Aha, sargı bezi var. Yes. Hepsini al canım. Ruben onu çok üzsen. Sen Ruben'i tanıyor musun lan? Müze ademesi. Bizde artık. Yok. Senaryo DLC'leri var 3 tane. Ben onları satın aldım. Birinci bir senaryosunu oynadık. Malik ile Esma'ydı sanırım. YouTube'a yükledik onu, o YouTube'da. Şimdi ikinci senaryo. Oynadığım ikinci senaryo. Son Korlar sanırım.
Ne lazım? Odun lazım bize. Tamam, odun buluruz ya. Ayıpsın. İstediğin odun olsun. Yalnız burada toplanacak çok fazla şey var. Kesinlikle. Burada toplanacak çok fazla şey var. Şöyle yapıyorum. Anjam geliyor benim. Anja geliyor, kapan. Zoran'la bir muhabbet ediyor. Merhaba, ben Zoran. Ondan sonra Anja'yı sargı bezine sarıyoruz, yatırıyoruz. Bütün işi Zoran'la yapıyoruz. Sonunda bize katılmaya karar vermenize çok sevindim. Eh, verilmesi kolay bir karar değildi. Ama umarım size bir şekilde yardımcı olabiliriz. Ha, kesinlikle olabilirsiniz. Yapacak çok şey var. Eserleri ve dokümanları sınıflandırıyoruz. Onları elimizden geldiğince güvenceye almaya çalışıyoruz. Bütün bu işi sadece ikiniz mi yapıyorsunuz? Sadece ikimiz. Ve Milana çoğunlukla dışarıda oluyor. Yani bütün işi bu acı yapıyor. Ama bu Milena mirasınızı korumak için her şeyini verir. Canını bile mi? O böyledir. Onu daha iyi tanıyınca göreceksin. Tamam. Geç geç. Ablam koş. Hacı gel. Gel hacı dayı gel. Gel hacı dayı. Önce şuraya. Topla hepsini. Şimdi sakin sakin. Bu hacıyı şuraya gönderin. Tamam mı? Bu kızın onunla konuşmasına gerek yok. Sargısını sardı. Yatsın uyusun. Tamam. Zoran koş. Bir etrafı toplayalım. Görev listesine falan ondan sonra bakın. Bir etrafta ne varsa alalım abi. Oh bir sürü odun. Gel canım aşağı. İndiği gibi çıkabilir herhalde. Yani sanırım. Hani nasıl indiyse öyle çıkar. Takmışlar hepsi de sanat eserini arkadaş ya. Ne mi senin bu? Müzede çalışmak belki benim hayalimdeki iş değildi ama güzeldi. Sakindi ve kiramı ödedi. Ayrıca Milena kendini gerçekten çalışmalarına adamış adam gibi gören bir tane patrondu. Evet. Kır koçum, Levi'ye getirdim. Bunun senaryosuz versiyonunda Deniz normal dümdüz hayatta kalmaya çalışıyor. Bir görevin, bir amacın yok. Çok fazla toplanacak, lootlanacak eşya var. Ben bir loot manyağı olarak bunların hepsini toplayacağım. Kız yatsın iyileşsin. Kız iyileşsin. Boş lan. Ağır yaralı. Bilmiyorum. Ona da bakayım. Bu hoşuma gidiyor bu. Ha, bu oyun. Oynadım. Senaryosunu oynadım. YouTube serisini yapmak da hoşuma gidiyor bu oyun. Bakarım. Tabii ki. Koş yukarı. Koş etrafı topla. Koş 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 koş. Tükecek lan burası. Buraya koş. Lootlamaya daldık. Bina başımıza çökecek. Bak loot'a daldık harbi binayı başımıza çökerttiriyordu gaz gaz. Koş Zoran. Yap lan yap. Manyak. Yap şurayı tamir et. Oho. Yıkılıyordu başımız. Şu yürüdü ya şu. Bir şunu takip edeyim dedim. Nereye yürüyor? Orada gördüm. Allah'ım ya Rabbim. Wow.
At kalsın ta. Bu yıkılsa buraya yıkılır. Burası yıkılsa buraya yıkılır. Bu öldü. Bunu sürekli böyle tamir etmemiz mi lazım? Eyvah. Korktuk ya canım. Şimdi sen o güvenceyi almadan önce gel şu dokümanları bir okuyalım. Görevlerimize bakalım. Ama asli görevimiz belli oldu. Şurayı sürekli tamir et. Koleksiyonu ana depoya taşı. Programın her tarafını saçılmış parçalar topla. Başka bir ısıtıcı yap. Görevlere bak. No! Elhamdülillah. Hemen bir ısıtıcı yaparız. Baba da işte ısıtıcı. Yerleştir kızın yanına koy şunu. Ay. Bir şey tuttu alerji. Saat doluyor. Gündüz vakti bitiyor. At bir tane. Odunumuz yok ya. Tamam, güzel olduğunu söylemiştik. Tüm videosu. Tamam. Tamam. İngilizceye geçti hoşuma gitti. Kız uyu uyu. Ben de yapalım. Okey, kızı yatakta uyutacağız. Yağmaya da zor anla çıkacağız. Yağmayı da bu videoda yaparız. Nereydim? Komşunun evi. Bu dayı ölmüştür büyük ihtimal. Eski sığınağımıza gidemiyoruz mu ya? Süpermarkette bir hazırlanalım. Ulan bu hiçbir şey taşıyamıyor üstünde. Ben buna bir silah, bir de mermi versem böyle hiçbir şey toplayamayacağız. Bir tane levye verelim, ne olur ne olmaz. Levyeyle kurulur kendisini. 3-5 bir şey toplayıp gelelim hemen. Odun lazım ki o tamirat işlemi için sürekli oduna ihtiyacım. Bu dayılar zararsız bence. Yo, bana derlerse ki git. Anında uzaklaşın. Hiç böyle güçlük çıkarmam. Belki yiyecek bir şey buluruz. En önemlisi şu an o. Yukarıda biri mi var lan? Adam dışarı çık. Onun yanına gitmeye çalış. Odun. Kota odun. Koş koş. Çok yavaşız ya. Koş. Koş. Oraya nasıl çıkacağını hala bilmiyor musun? Bak şurada merdiven var. Şu baca, baca be. Adam değil. Ben böyle eğilmiş adam zannettim onu. Yer kalmadı. Gel, belki muhabbet ederiz. Gel lan. Adam bir şey söyler bize. Çocuk lan bu.
Merve evlat, tek başına burada ne yapıyorsun? İşe yarayabilecek her türlü şeyi arıyorum. Konukta bu soğuk gecelerde yerimizi ısıtabilecek şeyler. Yakınlardaki bir yetimhanede yaşıyorum. Yeteri kadar yiyecek bir ilaç olmadığı için bazı çocuklar hastalanıyor. Yetimhane mi? Orada siz çocuklarla ilgilenen birisi var mı? Ah evet, Adam amca. Bizi kendi evinde topladı, başlarımızın üzerine bir çatı koydu. Beni sizinle ilgilendi duyduğuma sevindim ama seni buraya tek başına mı gönderdi? İyi bir adam ama başındaki bütün bu sorunlarla uğraşmak onun için kolay değil. Ben oradaki en büyük çocuğum. O yüzden o diğer çocuklarla kalmak zorunda olduğunda ben erzak toplamaya yardımcı olurum. Anlıyorum. Sizin için yapacağım bir şey var mı? Çok naziksin. Lütfen yetimhaneye gel. Adamla konuş. Ne lazımsa sana anlat. Alright. Herhangi bir karakter tamir yapsın mı? Yapamaz. Tamir yapan karakter var, yapmayan karakter var. Silah mı verecek? Ne vermesin sen? Ha, shelter'dan bahsediyorum. Tam bunun eksikliği olmasan sonra vurursan sen. Zor gözüküyor. Peki ben zor oyunları sever miyim? Allah. Koça koça kaçarım zor oyunlar. Okey, olabilir. Olur, hallederiz hepsini. Ulan dur yere yetimhane ziyareti görevi aldık bir daha. Bir de hasta olmuş. Biz bir daha hasta olmuş. Sen şu ateşi tamamla. Yemek pişirecek şey yok galiba burada. Ocak yok. Ocak yapmamız lazım. Sağlam henüz. Dur. Görevlere bakalım. Ne diyor? Onu koleksiyonu an depoya taşı. Tamam, onu hallet. Bu oyun o kadar zor değil. Tamam, kendi zorlukları var ama o kadar sanki bana göre detay gerektiren zorluğu yok. İyilesin bu kız, yatsın iyilesin. Bir grup savaş yetimi ve eski yerinde onlara gelen adam adında bir adam öğrendik. Kendimi bir yetim olarak onlara... Evet. Evet, gideceğiz yetimhaneye, adam reize soracağız. Diyeceğiz ki adama. Ha yürü git manyak. Görevimize odaklanmalıyız. Bu bizden daha önemli. Etraftan tarihi eser toplayalım. Bu bizden daha önemli. Anca değil. Anca yatacak. Yanlışını götür. Şu hacım lan. Ben bine odun yapayım. Deneyebilirim. Şimdi sevgili YouTube, buranın toparlanması, sonra ne bileyim işte diğer yağmalara çıkılması, görevlerin tamamlanması vesaire. Sonraki videolarda devam edeceğiz bunlara. Şimdilik hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, girip yayınlarda beraber oynamayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz.